Arkadaşlar, şu anda bir sütunun yanı başındayız. Arka taraftakiler de görebilirsiniz, çok güzel olacak. Hatırlarsanız İznik Nilüfer Hatun İmarethanesi'nin arka bahçesindeki lahitleri görmüştük değil mi? Orada bana bir soru gelmişti. Hocam bu yan taraftaki delikler nedir vesaire derken sütun yapımından bahsetmiştik. Bakın burada çok canlı, daha bir iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bakın sütunu iyice inceleyelim. Bu bir sütun kaidesi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ortasında bir delik var. Şöyle yanlarında da çizgiler var, gördünüz mü? Aynen, oluk gibi, bravo. Normalde bir sütunu direkt böyle dikmiyorsunuz, öyle bir şey yok. Kurşunu eritiyorlar, kurşunu. Buraya döküyorlar sıvı halde arkadaşlar. Şimdi sütunu da oturtacaksınız ya, onun da ortasında bir delik var. Kurşun donmaya başlarken kabarıyor. Kabarıyor. Eğer ki iki delik, yani alttan sütun kaidesindeki bu delik ve sütunun altındaki delik fazla gelirse, kurşun bu deliklere hacim olarak fazla gelirse, şu görmüş olduğunuz kenar oluklardan çıksın ki sütun sapasağlam otursun diye. Bakın burada en güzel örneğini bu şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Bütün antik kentlerde, bakın antik çağdan ta ki Roma dönemine kadar bütün sütunlar bu şekilde ayağa kaldırılmıştır. Evet.